Ürümiye'de yaşanan sel afetinde kargo aracındaki ürünleri su içinde kalan vatandaş 2,5 aydır mağduriyetinin giderilmediğini söyledi. 8 Ağustos tarihinde Ankara'da bulunan Volkan Elektrik'ten 2000 TL değerinde ürün sipariş eden ve Aras Kargo ile gönderilen ürünleri sel suları içinde kalan Ahmet Dal, kargo şirketi tarafından zararının giderilmesini istiyor. Adım Ahmet Dal. PHMT elektronikçiyim. 8.8.2018 tarihinde Ankara'da Volkan Elektronik'ten gönderilen Aras Kargo ilaki ürünü Cevizli'deki selde infilak etmiştir. 3 ay geçmesine rağmen Aras Kargo tarafından ödenecek para ürün geri gelmemiştir. Nitekim bir hafta önce Samsun Bölge Müdürlüğü ile görüştüğümde bana operasyon müdürlüğündeki bir bayan itfaiyeden alacağımı olarak söyledi. Yani ürünü tahsilini itfaiye tarafından alacağımı söylediler. Ama itfaiye gittiğimde itfaiyedeki arkadaşlar bana güldüler. Böyle bir şey olmaz dediler. Nitekim ben de raporlarımı aldım. İtfaiyeye de gittim. Her tarafa gittim. Aras Kargo tarafından ödenmeyeceğini söylüyorlar. Yani mağdur kaldık sel felaketinden dolayı. Ne yapabiliriz bu konuda? Aras Kargo dağıtım sırasında Cevizdere'deki derinin taşmasından dolayı sel su içinde kalmıştır. Daha önce böyle bir şey başından geçmedi. Aras Kargo'nun sigortalı taşıdığını biliyorduk. Yani onun için sürekli bunu kullanıyorduk ama Aras Kargo yani bizi devre dışı bıraktı şu an için. Mağduruz yani bu konuda. Samsun Bölge Müdürlüğü'nden operasyon müdüründeki görüştüğüm bayandan bir hafta 10 gün derken bekleyin dediler, ödeme yapacağız dediler. Ama şu ana kadar bir ödeme yapılmadı. Yani demek ki diyorum ki yani bizim buradan bir beklentimiz yok anlamında. Yani beklemeyin anlamında söylüyorlar. Yani mağduruz. Suçlu onlarken biz suçsuzuz ama suçlu duruma düştük. Beklediğimiz gidermediler. Yani ürünümüzü gidermediler. Öyle söyleyeyim direkt. Yani bu konuda hukuki sürecimi başlatacağımı söylüyorum. Birkaç kargo arkadaşlarıyla görüştüm. Arkadaşlarım bana sigorta tarafından biz giderimi yaptığımı söylediler. Ama bizim Aras Kargo tarafından hiçbir giderme olanı yapılmamıştır. Ya mağduruz. Zararımızı giderme yapmadılar. Tamam. Bizi oyalıyorlar. Başka bir şeyimiz yok. İtfaiyeden aldığım raporda benim oradaki ürünümün zedelendiği, parçalandığı resmi olarak çekilmiştir. Resimde de gözüküyor. Yani bütün belgelerim elimdedir yani. Tutanakta bile belirtmişlerdir. 8.8.2018 tarihinde Ahmet Dal'ın şu oğlu kargosu imha olmuştur. İşte sırayla arkadaşların hepsi belirtilmiştir. Aracın seldeki halidir, transporterdir. Bizim zede olan, kaybolan ürünümüz budur. Buradaki imha olan ürünlerimizdir yani. Bunu Aras Kargo'dan en kısa zamanda yetkililerden ürünümün giderilmesini istiyorum. Sadece mağdur olmaktan mağduriyetin giderilmesini istiyorum tek kelime.